Tavus kuşlu tahtın tarihi. Hindistan'ı işgal etmiş olan Türk Mughal kökenli Babürlüler ülkeye yabancıydı ama zaman içinde Hint uygarlığı ile bağlantı kurmayı başardılar. Geçmişteki başka Hint sultanları gibi Babürlüler de kültür, felsefe ve mimari alanlarında eserler verdiler. Orta Asya kültürel unsurları ile Hint kültürünün bir karışımını yaratmayı başardılar. Mimari alanda ise kesinlikle İran etkisi altında ancak fark edilir derecede Hintli eserler verdiler. Bu eserler arasında fazla bilinmeyen ama çok ilginç bir hikayesi olan tavus kuşlu taht konusunu anlatacağız bu videoda. Şah Cihan 1635'te Babür İmparatorluğu'nun bir tahtı olması gerektiğine karar verdi. Böyle bir tahtın hanedanlığın ihtişamına yaraşır bir yapısı olması şart. Tahtın yapımına başlayan ünlü kuyumcular ve sanatçılar, bunun için elmaslar, zümrütler, yakutlar ve daha başka pek çok çeşitli değerli taşlar kullandı. Tahtın imalatı 7 sene sürdü. Bazı kaynaklara bakılırsa, tavus kuşlu tahtın yapım maliyeti, Taç Mahal'in yapım maliyetinin 2 katına ulaşmıştı. Tavus kuşlu tahtın yapılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadı. Tahta bu ismin verilmesinin nedeni, tavanında ve çatısında altın işçilikle bezenmiş, tavus kuşları figürlerinin işlenmiş olmasıydı. Tahtın koyulacağı yer, Delhi'de Redford'daki divane has olarak bilinen özel kabul salonuydu. Ancak gerekli olduğunda imparatorluğun eski başkenti olan Agra'daki Agra Fort'a da getirilip götürülüyordu. Tahtın imalatı sırasında önceden planlanmış olan boyutları büyütüldü. Sonunda bu taht, etrafı çevrili orta boy bir oturma grubu haline geldi. Tahtın o dönemdeki orijinal ismi Taht-ı Tavus idi. Tahtın yerleşimi ilk görenleri hemen etkileyecek şekildeydi. Hindistan Sultanı herkesin göreceği merkezi bir noktaya oturtulmuştu. Tahtın ihtişamı öyle büyüktü ki yabancı bir konuğun bir ticaret anlaşmasını müzakere etmeye çalışırken veya sultandan herhangi bir yardım isterken bu ihtişamın altında ezilmemesi mümkün değildi. Tahtın yapımında 116 tane zümrüt, 108 tane yakut, pek çok sayıda safir, elmas ve inci kullanılmıştı. Tahtın gümüş basamakları ile 180 x 100 cm boyutlarında bir platforma ulaşılıyordu. Bu platformda bulunan ikinci bir yükseltilmiş bölüm ise altındı ve 50 cm kadar yüksekteydi. Platformu çevreleyen 12 sütun da altındandı ve buralara asılan ipek örtüler tahtın etrafını sarıyordu. Taht zamanla imparatorluğun bir sembolü haline geldi ve bir şekilde Babür Hanedanı'nın asaletini bile aştı. Çünkü sultanlar değiştikçe taht yerinde kalıyor ve tahtın kendisi sultanlardan daha önemli oluyordu. Alemgir ve ondan sonra gelen daha zayıf sultanlar döneminde de tavus kuşlu taht hep yerinde kaldı. Bu zayıf dönemlerde bile Babür İmparatorluğu hala Hindistan'ın birliği idealine sahip çıkıyordu. Halk yaşanmış olan toplumsal altüst oluşlarda birçok sorunla karşılaşmış olsa da bu taht onlar için de sembolik bir varlık haline gelmişti. Çünkü Hindistan hala dünyanın en zengin ülkesiydi. Yoksulluk diye bir şey bilinmiyordu. Çoğu Hintlinin umudu merkezi yönetimin tekrar kurulmasıydı. Ancak bu daha hoşgörülü ve Hindistan kökenli bir hanedanla olmalıydı. Maratha İmparatorluğu'nun Babürlüleri kesin olarak yenmiş olmasına rağmen Babür Sultanı'nın Delhi'deki sarayda yerinde bırakılmış olması bile bir rahatlama getirmedi.
Hindistan'daki Babür yönetiminin tam ve kesin olarak sona ermesini, İngiliz İmparatorluğu'nun Bengal bölgesini işgal etmesine kadar götürmek gerekir. Tavus kuşu taht, daha sonraları Babürlülerin hayal bile edemeyeceği bir düşmanın eline geçecekti. Bir zamanlar köle olarak yaşamış, okuma yazma bilmeyen İranlı bir çoban, Safevi hanedanını devirdi ve kendisini şah olarak ilan etti. Bu kişi Nadir Şah Afşar'dı. Nadir Şah 1739'da Hindistan'ı işgal etti ve halka zulmetmeye başladı. Kuzey Hindistan'da birçok yeri tahrip etti. Nadir Şah o zamanlar son derece zengin bir yer olan Delhi'nin Çandi Çok bölgesine geldiğinde 6 saat içinde 30 bin kişiyi katlettirdi. Bu katliamı durdurmak için dönemin Babür Sultanı Muhammed Şah dizlerinin üzerine çökerek yalvarmak zorunda kaldı. Muhammed Şah, Babür Devleti'nin sahip olduğu paraları ve mücevherlerini vermeyi kabul etti. Buna kraliyet elmasları, değerli taşlar, gümüşler ve altınlar da dahildi. Nadir Şah'ın el koyduğu miktar bugünkü değeriyle trilyonlarca dolar ediyordu. Nadir Şah Delhi'den ayrılırken tavus kuşlu tahtı yanında götürdü. İran'a gidiş yolunda Sih orduları 2 kilometre uzunluğundaki kervana saldırdı. Birçok hazineyi ele geçirdiler. Ancak ünlü Nur Dağı elması ve tavus kuşlu taht Nadir Şah ile birlikte Hindistan'dan ayrıldı. Zaman geçtikçe Sih İmparatorluğu Pencap'ta güçlenmeye başladı. Maratha güçleri Babür İmparatorluğunu yendi. Ama garip bir şekilde Babür sultanlarının Hindistan tahtında oturmalarına izin verildi. Ekteki fotoğraflarda Ekber II, Gulam Murtaza Khan ve Şah Alem II isimli sultanların tavus kuşlu taht üzerinde çizilmiş minyatürlerini görüyorsunuz. Bu arada Hindistan'ın doğusunda yeni bir tehlike yükseldi. İngiliz Doğu Hindistan şirketi ülkeyi ele geçirme zamanının geldiğini anlamıştı. Babür İmparatorluğu'nun son kalıntılarına ihanet edecek bir hain bulundu. Mir Jafar ismindeki bu kişi yerel valinin yerine yönetime getirildi. İngiliz Doğu Hindistan şirketi Bengal bölgesinin altın ve gümüş varlığını ele geçirdi. 20 yıl içinde tek başına dünyanın tüm varlığının %12'sine sahip olan ve dünyanın en üretken eyaleti olan Bengal bir kıtlık yerine döndü. Tavus kuşlu taht Nadir Şah'a uğur getirmedi. Nadir Şah zalim bir despot haline geldi ve kendi öz oğlunu bile kör ederek cezalandırmaktan çekinmedi. Tavus kuşlu taht çalınarak parçalandı ve parçaları da kayboldu. Tavus kuşlu tahtın yarattığı ihtişam ve efsane o kadar büyüktü ki başta İran sultanları olmak üzere Avrupa'daki çeşitli krallar ve sultanlar aynı isimde tahtlar imal ettirerek kullanmaya başladılar. Taht ile birlikte çalınmış olan ünlü Nur Dağı elması Hindistan'a geri geldi ve 1813'te bir Afgan general tarafından Maharaja Ranjit Singh'e hediye edildi. Maharaja'nın ölümünden sonra İngilizler tarafından yeniden çalınan Nur Dağı Kuhinur elması ana vatanından ayrıldı. Nur Dağı elması Hindistan'daki Kollur madeninden çıkarılmış ve Delhi Sultanlığı döneminde Alaaddin Khilji tarafından kullanılmıştı. Ağırlığı 38.2 gramdı. Şu anda İngiltere'de kraliyet mücevherlerinin bir parçasıdır. Elmasın en azından hayatta kaldığının bilinmesi bile bir teselli kaynağıdır. Belki bir gün gelecek sömürgeciliğin, ırkçılığın ve ekonomik sömürünün sona ermesiyle ait olduğu yere geri dönecektir. Hindistan için tavus kuşu tahtının kaybı, Hint uygarlığının asırlar boyunca yarattığı gururu ortadan kaldıran uğursuz bir çağın başlangıcıydı. Daha önce Hindistan'a çeşitli işgaller gelmişti. Ancak Hindistan, servetini hiçbir zaman bu kadar çabuk
ve bu kadar çok miktarda kaybetmemişti.